Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılı sınav uygulama takvimini yayınladı. Bu öğrenciler dikkat etsin çünkü bu takvim gerçekten çok önemli. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu takvimler tabii ki daha önceden belli oluyor ama baktığımızda bazı değişiklikler vesaire olduğundan dolayı bu takvimi sizler ile birlikte tekrardan bir incelemek istiyoruz. Peki nedir bu takvim? Tamamen sınav takvimi, açık öğretim listesi sınavları, ehliyet sınavları. Yani Milliyetin Bakanlığı ile alakalı tüm sınavlar bu takvimde de gerek bursluluk sınavları bu öğrenciler için çok önemli bu arada hemen başlayalım 2022 Mart ayında zaten Mart ayını geçtik ve açık öğretim sınavları oldu e sınavı olarak yani online bir şekilde oldu. 5 Haziran'da ise yeniden bir sınav olacak. E, kimler olacak sınavı? Sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurulumlarına ilişkin merkezi sınav. Yani 8. sınıflar, LGS sınavı dediğimiz liseye geçiş sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde olacak. Ardından Temmuz'un 2022'sinde bir sınav daha olacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nin 3. dönem sınavları olacak. Temmuz ayının 2022 yılında e-sınav olarak uygulanacak. Yani online bir şekilde sınav yapılacak. Temmuz'un hangi tarihinde yapılacağı ile alakalı bir açıklama yok ama Temmuz ayında öğrenciler olabilecek bu sınavlarını. 4 Eylül'de ise bir sınav daha olacak. Bu sınav tüm herkesin neredeyse ilgilendiriyor. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınavları tamamen ilgilendiriyor. Sınıfları tamamen ilgilendiriyor. İlk öğretim ve orta öğretim kurumlarında bursluluk sınavı olacak 4 Eylül 2022 tarihinde. Ardından Aralık 2022'de ise açık öğretim ortaokulu açık öğretim liselerinin bir sınavı daha olacak. Birinci dönem sınavı olacak ve online bir şekilde yapılacak bu sınav. Bunu da sizlere belirtelim. Ve videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.